Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından medya ve şiddet konulu sempozyum düzenlenecek. Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu'nda 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan sempozyuma Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler katılacak. İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Belkıs Ayhan Tarhan konuyla ilgili muhabirimizin sorularını yanıtladı. Dekanımızdan öncelikle kendisini tanıtmasını istedik. Esasen sosyoloğum, iletişim bilimciyim. İletişim sosyolojisi, medya ve kültür çalışmaları, yeni teknolojiler, yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla bilgi üretimi, iletişimin değişen halleri de uzmanlık alanlarım arasında. Tabii medya ve şiddet sempozyumunun da bilimsel danışma kurulu üyesiyim. Fakültecek zaten bizim organize ettiğimiz bir sempozyum, medya ve şiddet sempozyumu da. Peki hocam, sempozyum kapsamında hangi konular tartışılacak? Aslında konu tabii çok geniş. 2 günlük bir sempozyumda da olsa bütün başlıkları kapsama almamız mümkün değil işin açığı. Elimizden geldiği kadar geniş ölçekte bir tartışma platformu oluşturmaya çalışıyoruz ama neler var? Şöyle kabaca genel başlıklar olarak özetleyecek olursam, örneğin son zamanlarda giderek son 20 yıldır özellikle son 10 yıldır ama yeni teknolojiler özellikle de sosyal medya çok önemli bir mecra olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla sosyal medyada şiddet nasıl kendini gösteriyor? Hem şiddetin temsili anlamında hem sosyal medyada gene üretilen şiddet anlamında tartışmayı ümit ediyoruz. Başka bir konu, başka bir başlık aslında farklı konulara, oturumlara dağılmış olsa da Kıbrıs hakkında, Kıbrıs üzerinde konuşmalar içermeye çalışıyoruz konu hakkında. Gene kadın konusu, çünkü biliyorsunuz aslında kadın ve çocuğa yönelik şiddet. Çünkü şiddet, özellikle de fiziksel şiddet, daha çok güçsüze, güçlünün güçsüze yönelttiği her türden fiziksel ve psikolojik, sözel aslında yıpratıcı güç kullanımı demek. Dolayısıyla gücü elinde bulunduran, gücü o kadar fazla elinde bulundurmayana genellikle şiddet uyguluyor. Değişik türlerden şiddetten bahsediyoruz. Ama tabii kapsam özellikle bu şekilde tarif edildiğinde, şiddet bu geniş anlamıyla ele alındığında kadına ve çocuğa yönelik şiddet ayrıca önemli oluyor. Dolayısıyla bu iki konuya da özel bir önem atfetmeye çalışıyoruz sempozyumda. Temel olarak güçsüze yönelik şiddetin en çok öne çıkan örnekleri neler? Kadın ve çocuğa en başta. Bir de bunu farklı araçlar, farklı kitle iletişim araçları, farklı mecralarda nasıl görüyoruz? Şiddete farklı biçimleriyle nasıl tanık oluyoruz? Onları tartışacağız.